Floransa Santa Maria Bazilikası'nın önündeki meydandayız. Büyük Rönesans dönemi mimarı Alberti tarafından yeniden düzenlenmiş olan ön cepheye bakıyoruz. Santa Maria Novella, Floransa'da yer alan önemli bir gotik kilisedir. Floransa'daki iki mendikan kilisesinden biri. Mendikan sıfatı bu kilisenin dilenerek toplanan paralarla yapılmış olduğunu ifade eder fakirlik yemini etmiş yani hayatları boyunca dünyevi varlıklardan uzak yaşamayı seçmiş keşişler dilenerek para toplarlar ve bu paralarla bir kilise inşa edilir. Dominikan ve Fransiskan keşişleri bu yemini ederler. Santa Maria Novella da bir Dominikan kilisesi. Alberti 15. yüzyılın ortalarında Floransa'ya gelmiş o dönemlerde sanatçıların bir sponsoru yani işvereni olduğunu hatırlarsanız Alberti'nin işvereni de bu kiliseden birkaç sokak ileri de kendisi için bir sarayda yaptığı Giovanni Rucilay. Kilisenin yönetimi başka bir aileden Rucilay'a miras kaldığında ön cephe yenilenmesine zaten başlanmıştı. Rucilay da bunu bitirmek istedi. Alberti klasik tarzda bir sanatçı olduğundan bu projede ciddi sorunlar yaşandı. Çünkü mimari eserlerinin klasik güzelliği yansıtan eserler olması gerektiğine inanıyordu. Mükemmel geometri, rasyonel düzen ve oran klasik mimarinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Alberti antik Roma mimarisini ve özellikle de antik Romalı mimar Vitruvius'u kendine örnek alıyordu. Onun için en büyük ve en temel sorun ise bu kilisenin tarzıydı. Gotik mimari. Çünkü klasik anlayışın tersine gotik sanatta düzen yoktur. Bu durum Alberti'nin mimari anlayışıyla taban tabana zıttı. Ama neticede Alberti bu gotik kiliseyi aldı ve ona bu gördüğünüz İtalyan Romanesk geleneğini de çağrıştıran ön cepheyi yaptı. Eser özellikle Floransa Vaftisanesini ve Floransa şehir merkezinin hemen dışındaki San Miniato al Monte'yi çağrıştırıyor. Dikey geometrik paternler, beyaz mermerin bu yeşil taşla süslenmesi. Bunların hepsi çok önemli. Alberti kendi tarzına ters olan birçok sorunla aynı anda uğraşıyordu. Gotik tarzda bir kilisenin yarım bırakılmış ön cephesini yapmak onun için bir cesaret göstergesiydi. Alberti kiliseyle ilgilenmeye başladığında ön cephenin ne kadarı tamamlanmıştı bilemiyoruz ama hala altısı ayakta olan mezarların bir kısmı eksikti. Tabi biz bugünkü modern dünyanın bakış açısıyla bu nişlerin aslında mezar olduğunu anlayamıyoruz. Gerçekte bunlar birer mezardı. Bunların üzerinde Alberti'den önce tamamlanmış olduğunu tahmin ettiğimiz gotik tarzda kemerler var. Alberti alt katı çerçevelemiş ve düzen getirmeye çalışmış. Her uçta bir iskelenin eşlik ettiği kolonlar yapmış. Korint başlıklı sütunların ortasında da parteonvari bir giriş var. Eskiden küçük bir kapının olduğu bu bölümde Alberti bize muhteşem bir giriş inşa etmiş. Bu kapının nasıl göründüğünü tahmin etmek kolay çünkü eski kapılardan ikisi hala duruyor. Binanın köşelerini bizim için belirginleştirmiş. Korint başlıklı köşeli sütunlar kemerli kubbelerle merkezi ön plana çıkarmış. Bunlar Antik Roma mimarisinin özellikleri. Aynı zamanda Yunan tapınak mimarisine de bazı göndermeler var. Bu çatı kesinlikle bir Yunan tapınağını hatırlatıyor. Parteon tapınağında benzerini görebileceğiniz bir alınlık var. Plaster adı verilen kare, birleşik sütunlar görüyoruz. Bu Yunan ön cephesi Alberti'ye sorun yaratmış. Üstlerindeki alınlığı destekleyen dört plastere bakarsanız altlarındaki dört plasterle hizalanmış olmadıklarını görebilirsiniz. Bu klasik tarzda bir yapıda asla karşımıza çıkmaz. Alberti ise klasik mimari kurallarına uymak istiyordu. Bu yüzden dikkati başka yöne çekmek istemiş ve bence başarmış. Bu çatı alanını oluşturmuş ve kare süslemeler yapmış. Karelerin ortasında da daireler var. Alt ve üst bölümleri ayıran bir alan yaratmış. Burada titiz bir geometrik düzen var o küçük sapmanın dışında. Aslında tüm cephe kare. Küçük karelere bölünebilen büyük bir kare. Kilisenin altına bakarsanız bu karelerden iki tane olduğunu görürsünüz. Yukarıda da ortada tek bir kare. Tabi Alberti'nin çözmesi gereken bir sorun daha vardı. Kilisenin içinde oldukça uzun bir nef ve iki tarafta daha kısa iki koridor bulunuyordu. Bunların oranlanması gerekiyordu. Dahice bir planla alt ve üst katları S biçimli bezemelerle orantıladı. Aslında bu fikir kendisine ait değildi. Bu fikri birkaç sokak ilerideki Brunelleschi'nin kubbesinden ödünç aldı. Bu bezemenin içine binanın merkezindeki yuvarlak camdan yansıyan bir arma koydu. Bu arma binanın alınlığındaki güneşin ortasında yer alan çocuk yüzünde de tekrar edilmiş. Yeniden doğuş ve ölümden sonra yaşam fikrine atıfta bulunmuş. Bu kiliseyi kimin yaptırdığını yani tüm bunları kimin ödediğini de unutmamamız lazım güneşin hemen altında Giovanni Rucellai'nin adı yazıyor. Freskleri süsleyen yelkenli gemide aile armasını da görüyoruz. Yelkenli gemi imgesi, inancının kendisini kurtuluşa götüreceği umudunu simgeliyor. Rucellai'ler çok zengin bir aileydi ama Medici'ler kadar değil. Kilisenin ana girişinin hemen üstünde üç tüylü elması yani Medici armasını görüyoruz. Bu da Rucellai'lerin Medici'lere sadakatini gösteriyor. Bu kilisenin yanından geçip gitmek tüm bunları kaçırmak çok kolay. Ama burada Floransa Santa Maria Novella'da hala 15. yüzyılı yaşayabilirsiniz.